thinking the best thing would be to start with a job. No. Yeah, absolutely. No. She needs a job. Merhaba dostlarım, ben Neo. Bugün aslında bütün gün ayağımı camdan dışarı çıkarıp limonata içmek gibi bir hedefim vardı. Fakat internette dolaşırken öyle bir kıza denk geldim ki Allah düşmanımın başına vermesin. Bak, abartısız söylüyorum, kızı tokatlamak istiyorum resmen. Sebebini bilmediğim şekilde bu telefonu böyle yumruklayasım geldi birkaç dakika izledikten sonra. Sonra ben de sizi tabii çok sevdiğimden dolayı dedim, madem ben bu kadar sinirlendim o zaman dostlarım da sinirlensin. Umarım biraz olsun sinirlenmeye hazırsındır çünkü sinirleneceksin. Hep Aleyna Tilki'den daha sinir bozucu, daha böyle kendini beğenmiş birini bulabilir miydim diye düşünürken sanırım birini buldum. Aleyna Tilki'den kat be kat daha sinir bozucu, böyle kat be kat daha değişik birisi. İzlerken kendini öldürmek isteyeceksin. Kudurmaya hazırsan vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Nicola turns 16 next month. She's dead set on me giving her a car. It's pretty normal for people to... Next month. She's dead set on me giving her a car. Gelecek ay 16 yaşına girecek ve araba mı istiyor? İstediği araba 231 bin dolar mı? Bu aileye acilen ulaşmam lazım. Eğer evcil hayvan falan istiyorlarsa ben gönüllü olarak olabilirim. Bana evlerinin duvarında bir delik açsınlar. Ben kuru kuru yaşarım orada. Bunlar gece gündüz biftek falan verirler bu hayvana. Et zaten pahalı ülkede ve benim bu dünyada en çok değer verdiğim şeyi beleşe getirmem yeterli benim için. Ulan tek hayalim ne bir Ferrari, ne bir villa, ne başka bir şey. La tek hayalim bir gün sınırsız et yiyebilmek. Ulan hayallerimiz bile fakir ya. Hay şansıma şey yapayım mi? It's pretty normal for people to get nice cars. I want a Mercedes-Benz G-Wagon, matte black. Seni gidi gerizekalı, salak, aptal, beyinsiz, şımarık çocuk. Bu hayatta her istediğini elde edemezsin. Ben de çok şey istiyorum fakat olmuyor. Ulan hadi bak, beni geçtim. İnsan azıcık duyarlı olur. Evinizde çocuklar televizyonun karşısında dizilmiş oturuyorlar. Karşısında reklamlara çıkan çocukların ellerinde çikolatalar, püsküvitler birbirlerine ikram ediyorlar. Birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O televizyonun başında oturan çocuk aklından geçiriyor, diyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püsküvitim olsa, diyor. Anne bana niye almıyorsunuz, diyor. Bizden niye yok, diyor. Bunlar bunları söylerken sözde münasır medeniyetler seviyesine çıkmış Avrupa'nın göbeğinde bir kız çıkmış, diyor ki anne bana araba al, bu benim en doğal hak. Püh ulan size, Allah belanızı versin. The car even shakes when you do that. My favorite part are the doors because they're just huge and then they have this design. Gerçekten inanılmaz bir zevk, inanılmaz bir detay hastası bir arkadaş. Kesinlikle bu arkadaşın değerlendirilmesi lazım. 230 bin dolarlık arabada o çizginin bu kadar dikkat çekmesini kesinlikle ve kesinlikle arabayı yapan firma bilerek yapmış. Bu şey gibi bir şey ya, bu böyle neden telefon aldığını bilmeyen insanlar gibi. Hangi telefonu kullanıyorsun? iPhone. Neden? Abi çünkü iPhone ya, işte adı var bir kere, tamam mı? Bu arada ben de iPhone kullanıyorum, sadece gerçekten bu Apple'ın ürünlerini kullanan birçok insan böyle. Siz böyle değilseniz çok takmayın. Kızın annesine bu arada gerçekten acıyorum. Gerçekten. Might need to take the bus to work in order to be able to afford her G-Wagon AMG matte black. Lan o zaman arabayı alma. Alma. Bu kız benim annemin çocuğu olsa dayaktan öldürür bunu. Madem ayakta gideceksin, madem bütçeni zorlayacak bir fiyat, o zaman bu arabayı alma. Kesin ve net çözüm, alma. 231. I need that. Why do you want a car that's $231,000? Because I can have it. I want the G-Wagon more than ever now. I'm not even joking. The exact G-Wagon I want is $231,000. I'm a princess. I'm definitely worth the price tag. Size bir soru dostlarım. Sizce hangisi daha sinir bozucu? Yukarıya anket koyacağım. Oradan da onaylayın. Aleyna Tilki mi? Var. Yoksa bu kız mı? Ulan izledikçe insanın sinirleri bozuluyor. Aleyna Tilki'yi bile ilk izlediğimde bu kadar tilt olmamıştım. Benim ilkokulda fanlarım var derken ki hali bu kızdan çok daha samimi. Bu kızdan böyle çok değişik bir enerji alıyorum. Alıp böyle aç kurtların önüne atmak veya ne bileyim bir odaya kapatıp hayatı için savaşması için gerekli ortamı oluşturmak istiyorum. Hayatta kalırsa eğer, bunu başarırsa kalsın, yaşamaya devam etsin. Bu kız benim akrabam olsaydı muhtemelen soyadımı değiştirirdim. Bunu gerçekten yapardım. Nicolette had her own credit cards with absolutely no credit limit. Some months her credit card bills would be $10,000. I just paid the bill. I had to start cutting back because this is really out of control. That went over just like a ton of bricks. Now my spending allowance per month is $1,000. I feel like ya beni bir yere bağlayayım ve ağır makinelerle pestilim çıkana kadar üzerime mermi boşaltın. Bunu gerçekten istiyorum. Limitsiz kart mı? Ulan ben o yaşta misketle oynuyordum. İnsafsızlar. Şu anda bile 15 yaşındaysa çok genç yaştan kastın 7, 8 veya 9 falan mı? Ben 8-9 yaşına kadar Samsung'u şehir sanıyordum. Meğer telefon markasıymış. Acaba evcil köpek falan bakıyorlar mıdır ya? Ben gerçekten bu evde evcil köpek olmaya da razıyım. Yaşarım yani. Ne var ki, bunların köpeği bile aylık nereden baksam 1000 dolar yiyordur. Mis gibi para. 4500 lira para yapıyor. 2000'i
Gemiyi bizimkilere göndersem izin vermeleri için. Sonuçta doğup büyüttüler o kadar. 2500'ü yine bana kalıyor yani. Ne masrafım olacak ki? Ben kabulüm ya. Gerçekten beni alın. Alın beni. Sahip arıyorum. Gel beni al. Al beni al. My mom should be giving me at least 2500 a month just to cover my basic expenses. 2500 dolar mı? Hem de sıradan alışveriş için. 2500 dolar. 15 yaşında bir kızın aylık sıradan giderleri 2500 dolar. Kendimi gariban köylü gibi hissediyorum diyor bir de. Ne kadar sinir bozucu, ne kadar şımarık, ne kadar dayaklık birisi, öyle değil mi? Sizde de bu hissiyatlar oluşmuyor mu ya dostlarım? Bir bende oluşmuyor değil mi herhalde? Şu an belki de hayatım boyunca görmeyeceğim bir insana kim besleyip duruyorum? Saatlik spor ücreti nasıl 100 dolar oluyor ya? Ulan o fiyata zaten salon açarsın. Günde 2 saat spor yapsan 200 dolar. Ayda eder 6000 dolar. O paraya sıfırdan vücut dizayn edersin zaten. Kendini baştan yaratırsın. Tamam belki paran var, tamam belki zenginsin, bunu da anladık da yani bari geri zekalı olma. Personal training'e bu kadar para verilir mi geri zekalı? Beyinsiz amunuyum. You created a Beverly Hills brat. Why do you think she's that way? I think I made her that way. You did. You raised me. Should have done better. En azından kendisinin ne kadar iğrenç birisi olduğunun farkında. Böyle olup da kabul etmeyen bir sürü insan var. Bak video boyunca kızı takdir edeceğimi hiç düşünmezdim fakat bu hareketini kesinlikle onaylıyorum. Sen tam olarak kibirli, kendini beğenmiş, burnu havada bir canavarsın götten bacak. I don't know, I was never loved as a child. Muhtemelen küçükken de böyle birisi olduğun içindir. Çünkü çocuklar ve büyükler asla böyle küçük olup da kibirli insanları sevmezler. Daima kendine iyi davranan ponçik insanları severler. Sen de Aleyna gibi kalkıp kendini küçükken böyle prenses gibi gördüysen muhtemelen bu yüzden kimse seni sevmedi. Ben olsam ben de sevmezdim. Hatta ben olsam ve şu anki aklım olsaydı küçükken seni bilerek ittirirdim böyle bir yerlerini kır da okula gelme diye. Ne de olsa küçüğüm, böyle ağlardım ve kimse beni suçlamazdı. Gerçi şöyle düşünüyorum da iyi ki aynı okulda değildik, çünkü aynı okulda olmuş olsaydık büyük ihtimal okul hayatım biterdi. Küçük yaşta derbeder olurdum. Yok olmaz. İyi ki böyle olmamış. Do you really feel that way? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? What do you mean? Those are your friends? My friends. Those aren't friends, those are inanimate. Adam iyi dalga geçiyor kızla, bayağı bir takdir ettim. Bu tür insanları aslında böyle anladığı dilden konuşacaksın ki anlasınlar. Güzel bir dil veya güzel bir yüz kullanmak aşırı şekilde saçma. Her konuda aşırı pozitif olmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu kızın çok ciddi sorunları var ve dünyadaki oksijen miktarını azaltıyor. Bunun gibilerin hava almaması lazım. Başka insanların haklarını gasp etmeye hakları yok. Buna vereceğin oksijeni git bir ağaca falan ver. Ne bileyim, o sana daha fazla oksijen verir, meyve verir. Ne bileyim yani, dünyayı güzelleştirir. Yani sana bir şey verir mutlaka. Bunu boş ver la, bunu bir duvar bundan daha faydalı ya. What you wanted me to get straight with. I want mom to understand that I can't live off of $1,000 a month and I grew up on a certain lifestyle. She can't just take that away from me immediately. If someone took her lifestyle away from her, she wouldn't like that. And I grew up on it. It's all I ever know. I can't deal with this. And so I came to you for help. Okay. Hiç tahmin etmezdim fakat ikinci kez bu kıza katılıyorum. Aslında bu kızda suç olduğu kadar onu büyütenlerde de suç var yani. Kendisi zaten söylüyor, ben belli bir yaşa kadar belli bir hayat tarzında büyüdüm falan diyor ve haklı. Yani bu konuda haklı. Sen kalkıp belli bir yaşa kadar çocuğa hiç bakmazsan, çocuğuna ne bileyim her şeyi yaptırırsan, her dediğini yaparsan, hep böyle saçma sapan bir şekilde büyük ve limitsiz kredi kartları verirsen, ne bileyim işte şımartırsan, ondan sonra sana para vermeyeceğim, şunu yapmayacağım dersen böyle olur işte. Gidip bir tane kelden medet umarsın. Bizim Türkiye'deki programlar gibi. Bu ailede işte sorun olunca gidip televizyon karşısına geçince böyle yardım alacaklarını düşünüyorlar ya. Böyle yani aklım hayalim almıyor. Bu nasıl bir gerizekalılık? Bu da başka bir konu zaten. Buna belki başka bir gün değiniriz. I will not be driving anything that can be considered an Uber X. A what? An Uber X. An Uber X? Yes, we're going Uber Lux and above. Demin her ne kadar biraz olsun katılmış olsam da bu kıza şu anda yine tokatlamak istiyorum. Çok itici değil mi ya? Böyle aşırı şekilde itici ve iğrenç. La kız sadece böyle konuşarak karşıdakine işkence edebiliyor. Bunu ne bileyim, gidin bir işkence konusunda eğitin falan, bir şeyler yapın. Benim yanımda 2 dakika böyle konuşsun, ben bütün ideallerimden vazgeçip çöle falan yerleşirim sırf bundan uzak olmak için. Daha doğrusu tüm insanlıktan uzak olmak için. Bu kızı çok fazla izlerseniz dostlarım, bak söylüyorum, bütün insanlar kin besleme olasılığı çok yüksek. Kız böyle etrafa çok değişik bir sinerji yayıyor. Bütün yaşam enerjinizi çekiyor. The best thing would be to start with a job. No. Yeah, absolutely. No. She needs a job. No. And I think it would be great if you volunteered some more at the soup kitchen. You can do some great volunteer work down there.
Allah'ım, Bahar Candan'ın resmen Amerikalı versiyonu ya. Bir insan kendi imkanlarıyla bu kadar itici olur. Bu nasıl bir ağlama, bu nasıl bir yapmacıklık? Sen neden böylesin, neden böyle hareketler yapıyorsun? Hani senin derdinle ya seni çekip çıkaran ebe umarım bir daha gün yüzü görmez. Resmen çocuğu olmayan ailelere şükür sebebi. Şu videoyu çocuğu olmayan ailelere gösterin. Belki sizin de çocuğunuz böyle olur falan deyin, hayatlarına biraz daha mutlu devam etsinler. Bırak bu kızı yani aşevine falan yemek falan dağıtmaya, bunu tamirciye vereceksin, gece gündüz böyle araba altında motor yağı temizlesin. Dostlarım, bu arada her ne kadar kızı gömmüş olsam da ben bunun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bizim Türkiye'de olduğu gibi gündemi değiştirmek için uydurulmuş bir durum olduğunu düşünüyorum. Herkes bu kızı konuşacak, herkes işte bu kız çok gözde olacak, daha çok televizyonlara çıkacak vesaire. Günümüzde zaten saçma sapan bir şekilde, yani anlamadığım bir şekilde insanlar böyle ünlü oluyor. Şu anda birçok ünlü olan isme bakın, yani aptal aptal hareketler yaptıkları için ünlü olmadılar mı? Ne bileyim, ünlü olmak istiyorsan kendinden nefret ettireceksin, gündem olacaksın, garip şeyler yapacaksın vesaire. Bir de bunu da zaten hiçbir şekilde anlamadım. Herkes bu insanlardan nefret ediyor. Fakat bu insanlar çok gözde. Bunu da anlamadım. Yani her zaman daha çok tutuluyorlar böyle insanlar. Sıradan bir insan olursanız eğer, şu anda sosyal medya ve televizyon sektöründe başarılı olma olasılığınız yok denecek kadar az. Yine söylüyorum, ben zaten bunun hakkında bir tane video yapmayı da düşünüyorum. Bu nefret edilen insanların bu kadar ünlü olmasını, yani nasıl ünlü oluyorlar bilmiyorum. Sorsan anasını satayım, hiç kimse sevmiyor, hiç kimse dinlemiyor. Fakat yani çok ünlüler. Hani bazen şey falan düşünüyorum, acaba bunları biz izlemiyoruz veya biz dinlemiyoruz da bunları uzaylılar falan mı izliyor? Her neyse dostlarım, sizin bu kız ve bu kızlar tarzındaki insanlar hakkındaki düşünceleriniz nedir yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Zaten bayağı bir yoruldum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çokça iyi bakın. Yaz mevsimi boyunca zaten bol bol video atacağım, merak etmeyin. Videosuz kalmayacaksınız. Her gün saat 6'da ve arada bonus videolarla görüşmek üzere.